Dün Karadeniz'de fırtına uyarısı vardı ama bu bir meteorolojik uyarı değil. Tayfun balistik füzesinin yapılan 3. deneme atışı öncesinde Roketsan'ın genel müdürü Murat 2. tarafından verilmiş tırnak içinde bir introydu ve gerisini ilerleyen dakikalarda gördük. Savunma Sanayi Başkanlığı Tayfun füzesinin 3. atış testlerini sosyal medya üzerinden paylaştı ve burada da çok önemli bir başarıya imza atıldı. Füze 5 m metre cep mesafesiyle çok hassas bir vuruş oranıyla deniz üzerindeki nokta atışını gerçekleştirdi. Bugünkü videoda biraz Tayfun füzesine bakacağız. Balistik füzelerde ne aşamadayız? Hangi menzilleri vurabiliyoruz? Sonrasında neler gelecek? Bunları bu görüntüler eşliğinde birlikte değerlendireceğiz. Öncelikli olarak atışlar sırasında Türkiye yoğun olarak Karadeniz'i kullanıyor. Sinop'ta bir atış merkezi var. Son dönemde de testler Rize Artvin Havalimanı ki bu havalimanı deniz üzerine inşa edilmişti. Buradan gerçekleştiriliyor. Bunun nedeni batıdan doğuya Karadeniz'de veya doğudan batıya baktığınız zaman geniş bir menzile kendi karasularımız içerisinde atışın yapılması ve bu testlerin gerçekleştirilmesi. Bunun için de Karadeniz'de Navtex olarak adlandırılan bir bilgilendirme yayınlandı ve çok uzun bir sağ. Bu sağ yaklaşık 775 kilometre uzunluğunda deniz trafiğine kapandı. Benzer bir durum havacılıkta Notam'da gerçekleştiriyor. Notam yayınlandığı zaman o bölge belirli irtifalar ve belirli alanlar hava araçlarına kapatılıyor. İşte bu testler olabiliyor veya riskler olabiliyor. Bu açıdan sivil hava araçları burayla ilgili bilgilendiriliyor. Navtex yayınlandıktan sonra bizim gözümüzde roket sana döndü. Savunma Sanayi Başkanlığı'na döndü. Çünkü bunun anlamı arkasından bir testin yapılacağı anlamına geliyor. Atış Rize Artvin Havalimanı'ndan dün saat 12.37'de gerçekleştirildi. Özel 8x8 bir aracın üzerine yerleştirilen lançerden Tayfun füzesi ateşlendi. Daha önceden Tayfun'un atışı 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de yapılmıştı. İkinci atışta füzenin menzili 500 kilometreye aşmış. Açık kaynaklara göre menzil 561 kilometre kilometre olarak gerçekleştirilmişti. Buradan da göreceğimiz şu 775 kilometrelik alan kapatıldığına göre muhtemel bu füzenin menzili 561'in çok daha ötesine gittiğini 700 kilometreleri tahminimce bulduğu yönünde ama tabii ki net bir rakam açık kaynaklarda yok. Biz sadece bir varsayımla bunları paylaşmak istiyoruz. Şimdi burada önemli bir nokta vuruşla ilgili. Bu zaten 3. test. Cep mesafesi. Peki cep mesafesi nedir? Cep mesafesine baktığımız zaman aslında İngilizce bir tabir cep circular error probable yani dairesel muhtemel hata olarak bunu çevirebiliriz mühimmatların hangi açıdan ne kadar dar bir alan içerisinde vurabildikleri açısından cep mesafesi tabiri büyük önem arz ediyor. Burada bir başka detay var. Tayfun füzesinde kullanılan koordinata güdüm sistemi yani bu cep mesafesi bu koordinata güdüm sistemiyle daraltılabiliyor. Normalde balistik füzeler çok daha geniş alanlarda etkili oluyor. Cep mesafeleri de oldukça geniş. Peki bu koordinat güdüm sistemi nereden geliyor? Biliyorsunuz Roketsan mühimmat üretmenin yanı sıra aynı zamanda uzay çalışmalarına da çok büyük katkı sağlıyor. Uzaya yolladığı sonda olarak adlandırılan çeşitli roketlerle testler gerçekleştiriliyor. Uzaya bir şey yolladığınız zaman motorun çalışma prensibi, yakıt, bunun istenilen koordinata doğru fırlatılması açısından yüksek bir hassasiyet gerekiyor. Bu hassasiyet de dünyada pek fazla ülkede yok. Roketsan bu teknolojiyi uzay çalışmalarından elde etti. Bunu da belirtmemde fayda var. Peki Tayfun hangi sınıfta? Normalde kısa menzilli balistik füzelerin menzilleri 300 ila 1000 kilometre arasında. 1000 kilometreden 3000 kilometreye çıktığı zaman orta menzilli balistik füzeler bunlar. Şu an Tayfun 300 ile 1000 kilometre arasında menzil ile kısa menzilli balistik füze. Sonrasında da işler çalışmalar devam ediliyor. Roketsan'ın geliştirdiği Cenk füzesi 1000 kilometre ve 3000 kilometre arasında yer alan orta menzilli balistik füzelerden olacak. Tabii ki burada elde edilen teknoloji, hassas vuruş burada Cenk ailesine de aktarılmış olacak ve Türkiye balistik füze açısından önemli bir altyapıya sahip olacak. Videomuzu Tayfun balistik füzesinin biraz da menzil dışındaki teknik özellikleriyle kapatalım. Tayfun'un uzunluğu 6,5 metre, çapı 610 milimetre, toplam ağırlığı da 2300 kilogram. Güdüm olarak GNSS veya INS kullanabiliyor. Harp başlığı da ön şekillendirilmiş parçacık etkili. İsabet oranları cep açısından normal standart başlangıçta 10 metreden daha küçük olacağı ifade edilmişti. Roketsan'ın uzun süredir çalıştığı bu projede artık 10 metre değil 5 metre ve daha küçük bir şekilde indirilmiş durumda olduğunu belirtelim. Diğer taraftan yakıt tipi katı yakıtlı kullanılıyor. Kademe sayısı ise tek kademeli. Füzede yanma süresi de motorun yaklaşık 40 saniye olarak belirtilmiş. Burada neleri vurabiliyor hedef olarak hava savunma füze sistemleri, hafif zırhlı ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, uçak hangarları, kritik askeri tesisleri, stratejik hedefleri sayabiliriz. Füze Bozat 8 x 8 aracı üzerinden taşınıyor, hipersonik seviyeye ulaşan bir seyir hızı var. Hipersonik dediğimiz zaman e, hava savunma sistemleri ne kadar süratli atarsanız hava savunma sistemlerinin de o kadar kompleks hale gelip çok hızlı bir şekilde reaksiyon verme süreleri giderek kısalıyor. O süre çok kısa hale geliyor. Bu açıdan da füzenizin yüksek hızı hava savunma sistemlerini zor durumda bırakabiliyor. Çok kritik ve stratejik bir öneme sahip. Roketsan'ın bundan sonraki hedefi Tayfun için kara kuvvetleri komutanlığında konuşlandırılması bu füzenin ve sonrasında da tabii ki daha kısıtlı özellikleriyle birlikte dost ve müttefik ülkelere ihracatı. Evet bugünkü videomuzda dün Karadeniz'de yapılan testlerden şöyle bir teknik bilgi kesitlerini size sunmaya çalıştım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tabii ki beğenmeyi de unutmayın. Sorularınızı yorum olarak bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.